popülasyonun artış göstermesinin baş sorumlusu, üretim çiftliklerini tamamen kapatmayıp sokağa terk edilen hayvan sahipleriyle görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen kurumlara karşı idari ve adli yaptırım öngörmeyenlerdir. Her şeyden önce teklifin bu şekilde yasalaşması halinde ülkemiz tarihinde görülmemiş bir evcil hayvan katliamı yaşanacağını, sivil toplum örgütleri dışlanarak mecliste araştırma komisyonu dahi kurulmadan tepeden inme bir şekilde hazırlanan, akla, mantığa ve vicdana sığmayan bu teklifi asla kabul etmediğimizi ifade etmek zorundayız. Teklifi hazırlayanların övünerek gösterdiği, kürekle öldürme vakasının yaşandığı Konya Büyükşehir Belediyesi barınağının içler acısı hali ortadayken kaliteli, nitelikli yaşam alanından kastedilen nedir? Görevlerini yerine getirmeyen ve hatta hayvanların sistematik şekilde eziyet gördüğü anlaşılan bakım evlerine sahip belediye yetkililerine bugüne kadar tek bir yaptırım uygulanmamışken, teklif ile öngörülen toplama ve öldürme görevini yerine getirmeyen yetkililere hapis cezası uygulanması adil midir? Ez cümle, bugüne kadar binlerce hayvana yönelik şiddet ve öldürme vakası cezasız bırakılmışken, şimdi öldürmemek eyleminin cezalandırması hangi hukuki ve etik değerle bağdaşmaktadır? Belediyelere hayvan bakım evi kurmaları ve kısırlaştırma yapmaları için ayrılan bütçenin kullanımı bugüne kadar denetlenmiş midir? Konu hakkında bilimsel çalışmaları da olan uzman veteriner hekimler, etkin uygulanacak kısırlaştırma seferberliği ile 2 yıl içinde popülasyon kontrolünün sağlanacağı vurgulandığı halde, neden toplama ve öldürme eylemini yerine getirmesi için bakım evi kuracak belediyelere 2028 yılına kadar süre verilmektedir? Yaşatmaktan yana olan bir çözüme bunun yarısı kadar bir süre tanınmaması hangi akla ve vicdana sığmaktadır? Hayvanların yaşam hakkı ve refahı bu kadar değersiz midir? Söz konusu yasa teklifi çözüm değil, geri dönüşü olmayan hayvan katliamları ile altından kalkılamayacak çok büyük sorunlar doğuracaktır. Oysa yaşatarak ve birlikte çalışarak çözüm mümkündür. Bu tarihi noktada tüm milletvekillerinin akıl ve vicdanına sesleniyor, sahipsiz hayvanların ölüm fermanı olan yasa teklifinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Sokak hayvanlarının haklarına ilişkin sorunların görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğimizi ve sokak hayvanlarının haklarına karşı yapılan her türlü algı ile de tüm benliğimizle mücadelemize devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz. Yaşamayın! Yaşamayı öğreneceğiz. Yaşatarak yaşamayı öğreteceğiz. Yaşatarak yaşamayı öğreteceğiz. Bugün burada bir katliama dur demek ve o katliama ortak olmamak için toplanmış bulunmaktayız. Sokak hayvanları yok edilmek isteniyor ve bu yetki bizlere verilmek isteniyor. Bu bir katliamdır. Katliamınıza ortak olmayacağız. Hayvan severlerin yanında olduğumuzu, bizler de bunun karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Aşılat, kısırlaştır ve yaşat ilkesiyle bugün de, dün de yaptığımız gibi bugün de bunun arkasında olacağımızı tekrardan ifade ediyoruz. Meclis koridorlarında hayvanseverleri sürükleyen, tartaklayan zihniyetin hayvanlara, sokak hayvanlarına neler yapabileceğini hepimiz görebiliyoruz. Buradan bu anlayışı kınadığımızı, Dersim'de de bizim yaşamımızın bir parçası olan, daha doğrusu bizim aslında onların yaşamının bir parçası olduğumuz yerde sokak hayvanlarımızı iktidarın anlayışına göre toplatmayacağımızı haykırıyoruz ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aşılat, kısırlaştır, yaşat diyoruz. Yaşatalım! Yaşamayın!